Dünyanın en büyük ikinci kanyonunda yapılan cam teras ve park kanyon işte bu görüntülerle açıldı. Sıralamada Amerika'daki Arizona kanyonundan sonra gelen bu doğa harikasına yapılan açılış için farklı partilerden milletvekilleri ve büyük bir kalabalık toplandı. Eskisi yenisi birçok politikacı oradaydı. Törendeki hava konuşmalar sırasında dağıldı. Siyasi gerginlik yaşandı. AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın konuşmasının ardından CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da söz istedi. Fakat ona izin verilmedi. Bu da CHP'lileri kızdırdı. Talebi kabul edilmeyen Yılmaz karara sert tepki gösterdi. Talebimize rağmen AKP milletvekili Mehmet Altay'ın konuşturulması ve bana konuşma hakkı verilmemesi nedeniyle buradan ayrılmak durumunda kalıyoruz. Uşağın 3 milletvekili varsa 3'ünün de burada konuşma hakkı vardır. Yılmaz bir yandan takdirlerini, diğer yandan da eleştirilerini sıraladı. Dünyanın ikinci uzun kanyonunda yapılan çok güzel bir proje var. Elbette bu projeye katkısı geçen tüm özel idaredeki, yani kaymakamlıktaki bütün arkadaşlarımıza, Zafer Kalkınma Ajansı'na hepsine çok teşekkür ediyoruz. CHP'li vekil, devlet yatırımının siyasi istismar malzemesi olarak kullanıldığını da öne sürdü. Bu AKP il başkanlığı tarafından yapılan bir proje değildir. Bu bir devlet yatırımıdır ama ne yazık ki AKP tarafından siyasi istismar konusu yapılmıştır. Çok güzel bir proje. Desteğimiz sonuna kadar Uşak'ın tanıtım açısından. Ama bu seçim öncesi politik bir malzeme ve propaganda malzemesi haline getirilmesi nedeniyle bizim protestomuz. Akagün Yılmaz ve beraberindeki grup bu kısa açıklamaların ardından AKP karşıtı sloganlar atarak alandan ayrıldı. Simsiyah taşlarla gözükürler.